Siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi bizlerle birlikte. Sayın Engin Yurt, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Özçelebi, sizler de hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Sayın Engin Yurt, sizle başlamak isterim. Şimdi yangında başka, sarayda başka başlıklarıyla tartışıldı, konuşuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması, 3 saat uykuyla duruyoruz. Günlerdir böyle dedi. Ancak Beştepe'deki akşam yemeğindeki görüntüleri bambaşka bir tartışma başlattı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu tartışmayı? Tabii bu tartışmadan önce katil diyerek suçladıkları ve Cemal Kaşıkçı'nın katil olarak dünyaya ilan ettikleri Prens Salman'ın edepsizliğini ve bu ülkeye yaptığı o kibir, o egolu davranışı şiddetle kınadığımı ve buna müsaade edenleri de Allah karşısında hesap vereceklerini ilan ediyorum. Bir insan düşünün ki, insan da değil bu Prens Salman, Türk askerini selamlamak için alana geliyor, merasim alanına. Yanında da ülkenin cumhurbaşkanı var. Sanki bir camide çay ocağına girer gibi, bir köy kahvesine girer gibi selamun aleyküm diyor. Hayırdır hacı, mollasın anladık da selamladığın şerefli Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerlerini selamlıyorsun. Dünyada da ülkemizde de bunun karşılığı merhaba asker demektir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın yerinde olmak istemezdim. Öyle bir mahcubiyet, öyle bir acziyet içerisinde sesini dahi çıkarmıyor. Allah o askerlerden razı olsun ki bu edepsiz, kibir dolu selamlamaya cevap verme tenezzülünde bile bulunmuyorlar. Türkiye'yi küçük düşürdüler. Türk milletini küçük düşürdüler. 3-5 kuruş dolar gelecek diye, swap yapacağız diye, Prens Salman diye bir katil diye ifadelendirdikleri kişiye bu ülkeyi mahcup ettiler. Fotoğrafları bile yayınlamaktan utandılar. O fotoğrafları bile Suudiler bizimle dalga geçercesine dünyaya servis ettiler. Bu ülkeyi ne hale getirdiler? Öncelikli olarak can kardeşim, bu hakikaten çok üzüyor bizi. Bunun siyasetle ilgisi yok. Daha dün tweet atıyorlardı bu AKP'nin trolleri, bu Abdurrahman Uzunlar, sağdaki soldakiler. Katil diyorlardı bu Prens Salman'a. Recep Tayyip Erdoğan katile gereken derse haddini bildirdi diyorlardı. Şimdi utanmadan aynı suratsızlar çıkmış diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı onlara diz çöktürdü. Nasıl diz çöktürdü? Nasıl diz çöktürdü ya? Adamın her tarafından kibir akıyor. Her tarafından ego yükseliyor, tavan yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, onun şerefli ordusunun askerlerine adeta aşağılarcasına muhatap bile almıyor. Ve Suudi Arabistan televizyonları diyor ki Prens Salman'a helal olsun, o dünyadakilerin yaptığı gibi yapmadı, merhaba asker demedi diyerek gururla yayın yapıyor. Ama gururu incinen Türkiye, onuru yerlerde sürünen Türkiye. Yazıklar olsun bir kere daha. Gelelim Süleyman Soylu'ya. Her fırsatta muhalefete çakmayı, her fırsatta muhalefet düşmanlığı yapmayı vazife edinmiş bir İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakanı değil aslında, muhalefete saldırma bakanı. Yani saldıray. Her işi, her görevi saldırmak. Orman yanıyor, canımız yanıyor, yüreğimiz yanıyor, yine muhalefete saldırmaya devam ediyor. Diyor ki muhalefet konuşmaya devam ediyor, biz burada günde 3-4 saatlik uykuyla diyor mücadele ediyoruz. Edeceksin tabi ya Süleyman Soylu. Kim mücadele edecek? Kim edecek? Muhalefet mi edecek? Ne yapacağız? Bizim uçağımız mı var? Bizim helikopterimiz mi var? Bizim imkanlarımız mı var? Devleti biz mi yönetiyoruz da utanmadan muhalefet söz söylüyor, 3 saatlik uyku uyudum diyorsun. Onda bile yalan konuşuyor ya. Onda bile yalan konuşuyor. Kürdan bulamamış, parmağıyla dişini karıştırıyor ve Arap türküleri eşliğinde zevk-i sefa yapıyorlar saraylarda. Ejder meyvesiyle, manda yoğurduyla, kestane balıyla, Arap müziği eşliğinde eğleniyor ve televizyon ekranlarında da utanmadan 3 saat uyudum diyerek, hani geçenlerde tertemiz çizmesiyle selde görüntü verdiği gibi, şimdi burada da demagoji yapıyor. Ne hale getirdiler ülkeyi? Ormanlar yeni mi yandı? Can kardeşim yeni mi yandı? Geçen sene yanmadı mı ciğerimiz? Niye almadınız helikopter? Niye almadınız uçak? 60 yaşındaki uçakları kiralamışlar. Kiraladık 50 tane uçak. Size uçak niye kiraladınız, kiralamadınız diye soran yok ki. Size niye uçak almadınız diye soran var.
Niye bir yıldır ders çıkarmadınız da bundan uçak almadınız? Saraya son model 40 trilyonluk Mercedes almayı biliyorsunuz 3 tane de. Sarayın bütçesini artırmayı biliyorsunuz. Örtülü ödenekten 6 ayda harcadığınız para 1 trilyonu geçti. Örtülü ödenekten harcamayı biliyorsunuz. Cumhurbaşkanının maaşını 100 bin liradan 140 bin liraya çıkarmayı biliyorsunuz da. Niye uçak almadınız kardeşim? Niye helikopter almadınız? Niye hemen müdahale etmiyorsunuz? Ve çıkıyorlar müdahale etmedikleri gibi suçu muhalefete yüklüyorlar. Marmaris yanıyor. Marmaris Belediye Başkanı kan ağlıyor. Yüreği sızlıyor. Şehri yanıyor. Süleyman Soylu çıkmış utanmadan diyor ki sen diyor çöp bidonlarını niye toplamadın? Çöp bidonu niye yapmadın? Sen ona bak diyor. Yani işi gücü bıraktı. Orman yanıyor. Ülkenin İçişleri Bakanı, devletin yöneticisi Marmaris Belediye Başkanı'na saldırıyor. Çöp bidonu niye yok diye. Hayırdır Süleyman? İçişleri Bakanlığı gidecek de Marmaris Belediye Başkanlığı'na mı aday olacaksın da Marmaris Belediye Başkanlığı muhatap aldın? Bunun neresi devlet adamlığı? Bunun neresi yönetimi? Devleti yönetemiyorlar. Yönetemedikçe batıyorlar. Batarken de troller aracılığıyla sürekli muhalefete saldırıyorlar. Yine utanmasalar bir iki gün sonra diyecekler ki Bay Kemal suçlu, CHP ormanları yaktı. Hatta bu şerefsiz ormanı yakan alçan CHP üyeliği çıkarsa şaşmayın şimdi. Yani öyle ya, yakmış ya ormanı. Babasına kızmış da ormanı yakmış. Çıkar CHP üyesi derlerse şaşmayın bunu şimdi. Niye? Çünkü bunlar için ormanın yanması değil esas olan. Bunlar her fırsatta nasıl muhalefete saldırırız, nasıl milleti muhalefete düşman ederiz, kendi tabanımızı nasıl rahatlatırız onun derdindeler. Süleyman Soylu şu saraydaki görüntüden utanmıyor mu diyeceğim ama utanacak yüz olsa zaten böyle hazır ola geçmezlerdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım'da dahil olmak üzere 23 Nisan'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, 19 Mayıs'ta Anıtkabir'de sıraya dizilmeyen bakanlar Prens Salman diye bir katil geldiğinde hepsi el pençe sıraya dizildiler. Yahu hiç mi utanmıyorsunuz ya? Böylesine büyük bir devleti, Bedevi çöllerindeki Vahabi soytarılarına böylesine esir ve mahkum bırakmak, vicdan bu mu ya? Bu mu devlet yönetmek ya? Bu mu dolar gelecek diye bu millete böylesine büyük bir zulmetmek? Dolayısıyla bu görüntüler asla kabul edilemez, asla vicdani değildir. Devlet ayaklar altına alınmıştır. Prens Salman Türkiye'de yok hükmündedir bize göre. Yazıklar olsun Prens Salman'a ve onun gibi düşünenlere. Sayın Özçelebi, nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye nasıl bir sınav verdi bu görüntülerle? Şimdi tabii birkaç boyutu var Can Bey. Cemal Bey bütün boyutların hepsini birden değerlendirdiği için ben bu iletişim boyutuyla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi yapılmaya çalışılan şey özellikle Sayın Bakan'ın, Orman Bakanı'nın hemen bu ilk günden itibaren bu işi işte kontrol altına aldık, bu işin üstündeyiz, doğru, şu kadar araçla, şu kadar helikopterle, uçakla müdahale ediyoruz demesinin sebebi işte geçen yıldan inanılmaz bir hem orman felaketi hem iletişim felaketi, her anlamıyla bir felaketin yaşanması. Yani bunu bu sefer yaşatmıyoruz demeye çalıştılar. Ama görünen o ki bu yine o ilk gün söylenen şeylerin hiçbir karşılığının olmadığı, bugün dördüncü gündeyiz, hatta bugün de galiba emin değiller sönüp sönmeyeceğinden, işte bir kontrol altına alındığını akşama söylüyorlar. Akşama doğru şimdi, anlarız demeye getirdiler. Evet, şimdi burada yapılmaya çalışılan şey bu büyük felaketin, bu sefer geçmişte yaşanan felaketin yeni bir iletişim felaketine de dönüşmemesi. Bunun için çok büyük bir çaba harcanıyor. Burada aslında başka bir boyuta ben dikkat çekmek istiyorum. Buyurun. Mecliste şu anda basınla ilgili gözüken ve şu anda gruplar inceliyor zannediyorum. Önümüzdeki haftada tartışılacak. Doğru. Bu sansür yasası. Şimdi sansür yasasının getirdiği özellikle medyaya ilişkin çok ciddi bir yani merkez medya, merkez akım medya vesaire, bunun kontrolü, iletişim başkanlığı, RTÜK, bunların hepsi kademe kademe basın yayın enformasyon, bunların hepsi devletin kontrolünde, bir biçimde bunun üzerinden bir kontrol yapılabiliyor. Yani medyada çıkacak bilginin, haberin nasıl dizayn edileceğine ilişkin işte uzun zamandır da bunları konuşuyoruz. Fakat bu yasayla beraber ilk kez
Vatandaşın, doğrudan yurttaşın, gazeteciler buna bu hafta içinde çeşitli meslek örgütleri tepki gösterdiler. Hı hı. Ama şu anda en çok etkilenecek olan kitle aslında Twitter kullanıcısı, bir